kardeşlerim, hanımefendilerle efendiler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye terörle mücadelede tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Terör örgütleri gözlerini kıtan ve kin bürümüş bir şekilde önlerine çıkan herkese katletmeye, can acıtmaya, gözyaşı döktürmeye gayret ediyor. Saldırıda 14 askerimiz şehit oldu, 60 yaralımız var. Ve önceki gecede Ankara'da Rusya Federasyonu Büyükelçisi Karlov alçakça bir saldırı, bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca dün sabah Suriye'de Elbap'ta 15 şehidimiz var. Bunun karşılığında da bini aşkın DAEŞ'liği orada da evet askerimiz özgür Suriye ordusu öldürdü. Şöyle geriye doğru dönüp son 1,5 yılımıza baktığımızda kesintisiz mücadeleyle dolu, aynı zamanda çok sayıda şehit ve gazimizin olduğu bir dönem yaşıyoruz. Fakat ben şuna inanıyorum. Polisimiz, askerimiz, köy korucularımız ve bu millet terörü bir ve beraber olarak bitirecektir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، أكنان القرآن الكريم حرمتنا، كندسنا القرآن إندردين، حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أفندمزين حرمتنا دعالarımızı kabul eyle. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle, bizleri rahmetine gark eyle, affınla, lütfunla, rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Ya Rabbi, amellerimizi salih, imanlarımızı kamil eyle. Ya Rabbi, hayırlı gönül muratlarımızı hasıl eyle. Bizleri sırat-ı müstakiminde daim eyle. Ve bizleri sevgili peygamberimizin şefaat-ı uzumasına nail eyle. Ya Rabbi, bu aziz vatanı mübarek kan karnıyla sulayıp bizlere yadigar olarak bırakan kahraman ecdadımıza rahmet eyle. Her karış toprağında mübarek kanı bulunan aziz şehitlerimizin ruhlarına şad eyle. Bütün şehitlerimize rahmet eyle. Mekanlarına cennet eyle. Gazilerimize acil şifalar